Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantayı çalışacağız. Ben çok beğendim. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip edip yaptığınız çantaları bana göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çantamın ölçülerinden bahsedeyim. Çantam bu iki deri arasında 29 santim ve boyu da 22 santim olmuş oldu. Bu şekilde deri bir askı ve yanlara deri bir aparat kullandım. Zaten videonun içerisinde de bahsediyorum. Çantam bu şekilde oldu. Uç kısımlara da iki tane çıtıt ekleyeceğim. Çıtıtlarınızı da unutmayın. Hadi çantamızın yapımına geçelim. Çantam için Sensi'nin teddy ipini kullanıyorum. Kaç adet gittiğini ve ipimin linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. 6 milimlik tığ kullanıyorum. İpimi 2 kat yaparak örgüme başlıyorum. Çantam için bu şekilde deri bir aksesuar seti kullanacağım. Bu kısmını yanlarda kullanacağım. Yanlara dikeceğim. Askısı kendinden zaten bu şekilde. Ön ve kapak kısmı için de bu şekilde bir parçam var. Set halinde satılıyor. Yine linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Deri aksesuarlarımın linkine oradan ulaşabilirsiniz. Çantama öncelikle yan kısımlarından başlıyorum. Ben bir parçasını bu şekilde ördüm. Diğer parçasını hep birlikte öreceğiz. Bu şekilde çantamın üzerine tuttuğumda kenarlardan dikme payımla beraber ölçüm bu şekilde tam olmuş oldu. Sayılarını sizlere vereceğim. Siz zaten aynı ölçülerde yaptırırsınız. Denk gelecektir ama yine el ayarına göre, ip markasına göre de incelik kalınlık dolayı bu ölçüler değişebilir. Ölçerek yapmanızda fayda var. Öncelikle 9 tane zincir çekiyorum yan parçam için. 9. zincirime değil, parmağımızla yoklayarak bulursak hemen belli oluyor zaten. 8. zincirimize tığımızı batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. 8 tane sık iğnemi bütün zincirlerime batarak örüyorum. İlk sıramda 8 sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İkinci sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki, böyle parmağınızla yoklarsınız, dibindeki boşluğa tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak ikinci sık iğnemi yapıyorum. Bir çift oluşturmuş oluyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne. Yanına 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne örmüş oluyorum. Bir çift yaptım, 6 sık iğne. Sondaki sık iğnemin üzerine de yine çift batıyorum. 1 ve 2. Bir önceki sıramda 8 tane olan sık iğnemi bu sıramda 10'a çıkarmış oldum. Bir zincir çekiyorum. 3. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibine tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda 10 sık iğnemi de örüyorum. Ve 4. sırama geçiş yapıyorum. 3. sıramda her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 10 tane sık iğnemi tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirip 4. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 10 sık iğnemi örüyorum. 4. sıramda da bir zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. Orada da yine 10 sık iğnemi örüyorum. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar örmeme devam ediyorum. Arttırmalarımdan sonra 12 sıra toplamda bu ikinci sıramda çift batmıştım kenarlara. O sıramdan sonra 12 sıra toplamda en baştaki sık iğnemle birlikte 20 tane sık iğne olana kadar bu şekilde örüyorum. Yeteri uzunluğa gelmiş oluyor yan kısmım. Evet, çantamın orta kısmı için 31 tane zincirimi çektim. Öncelikle 30. zincirimi bu şekilde parmağınızı yoklarsınız. 30. zincirimize tığımızı batıyoruz. İp takıldı. 30. zincirimize tığımızı batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındakine bir sık iğne.
Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 30 tane sık iğnemizi örüyoruz. Evet, her bir zincirimin üzerine 30 tane sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekiyorum. İkinci sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibine tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da toplamda 30 tane sık iğnemi örmüş oluyorum. Her bir sıramı bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar ilerletiyorum. Yani ikinci sıramda 30 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. 30 sık iğnemi örüyorum. Bir zincir çekip dördüncü sırama geçiş yapıyorum. Orada da aynı şekilde. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar örgümün, çantamın ön yüzünü ve arka yüzünü, hatta tabanını tamamlamış oluyorum. Çantamın büyük parçasını da tamamladım. Videosunu çekmiştim ama bir hata aldım maalesef. Birleştirdikten sonra tekrar sökmek istemedim. Videoya ulaşamadığım için burada tekrar bilgisini vermek istedim. Toplamda 31 tane zincir çekip 30 sık iğne yapmıştık. Yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde öreceğiz demiştim. 76 sıra bu şekilde ördüm. Sıkıya 30 sık iğne sıramı devam ettirdim 76 sıra boyunca. Öncelikle 20 sıra ördükten sonra bir işaretleyici taktım. Daha sonrasında 8 sıra ördükten sonra bir işaretleyici taktım. 8 sıra yapmamın sebebi, burada ilk başta kenar parçamı yaparken 8 sık iğne ile başlamıştım. O yüzden 8 sıra arada yaptım. Tekrar bir işaretleyici taktım. Daha sonrasında bu 8 sıradan sonra 20 sıra daha ördüm. Bu 20 sıranın sonunda tekrar işaretleyici taktım ve bir 8 sıra daha arada ördüm. Buraya da bir işaretleyici taktım. Karşıda takmışım. Buraya da bir işaretleyici taktım. Daha sonrasında 20 sıra daha ördüm. Yani buradaki alttaki 8 sırayı buraya denk getirdim ve ön kısma da yine 20 sıra denk gelmiş oldu. 28, 28 ve 20 sıra olarak toplamda 76 sıra sık iğne sırası, 30 sık iğne sırası yapmış oldum. Ölçülerimi de sizlerle paylaşayım. Bu şekilde. Büyük parçamın ölçüsü 66 santim olmuş oldu. Enini de söyleyeyim. Şuradan ölçersem daha iyi olacaktır. 25 santimde eninin ölçüsü olmuş oldu. Ben bir kenarımı bu şekilde birleştirdim. Öncelikle bu yan parçamı ve askımın diğer yan parçası, şu gelecek kısmı birleştirmesini yapacağım. Daha sonrasında da çantama birleştireceğim. İpimi iğnemi geçirdim. Öncelikle bu parçamı hazırladım. Oval kısmı alta gelecek şekilde, oval kısmı bu kısma gelecek şekilde bu şekilde üstüne tutuyorum. Arkasından hemen iğnemi ilk delikten bu şekilde geçiriyorum. Hemen yanındaki deliğime aynı şekilde üstten aşağıya doğru batıyorum. Alttan üste doğru. Ucuna sökülmemesi için küçük bir düğüm attım, o takılıyor. O yüzden öyle ses çıkıyor. Bu iplerde örerken sökülme yaşamadım bunda ama dikerken sökülme yaşıyorum. O yüzden ucuna küçük bir düğüm atabilirsiniz. Bu şekilde üstten alta doğru arada birer tane boşluk bırakarak bu şekilde dikişimi sonuna kadar böyle bütün deliklere batarak sonuna kadar, şurada da var, burada sonuna kadar dikişimi tamamlayıp geliyorum. Evet, parçamın dikişini birleştirmesini tamamladım. Öncelikle parçamı birleştirmeden önce askı kısmının düzgün olduğuna dikkat edersek, birleştirmemiz iki taraflı olarak birleştirdiğimizde, ilkinde çok önemli değil ama ikincisinde birleştirirken düz olarak birleştirdiğimizi dikkat edersek ve yanlışlık olmaz. Önemli olan noktası bu. Bunu şimdi hemen köşeden parçamın köşesine iğnemi batırıyorum tekrar. Bu kısmımı, burada ilk işaretlediğim yer var köşemde. Buradan itibaren bu işaretlediğim yere kadar bu kısmını bu şekilde birleştireceğim. Daha sonrasında arada 8 tane işaretlemiştik. 8 tane olan yeri tabanına
yan kısmının tabanına dikeceğiz, birleştireceğiz. Daha sonrasında diğer köşemi de diğer işaretleyicimin olduğu yere kadar dikerek birleştireceğiz. Ön kapak kısmımız kapak için kalmış olacak. Bu şekilde dikişimi, ipimi iyi arkadan geçirdim. Hemen karşısında dıştan içe doğru batarak köşesine ipimi çekiyorum. Yine karşıdan dıştan bu şekilde içe doğru batarak ipimi çekiyorum. Dıştan içe doğru batarak ipimi çekiyorum. Birleştirmemi, dikişimi de bu şekilde tamamlıyorum. Diğer köşedeki işaretleyicime kadar. Çantamın yan kısımlarının dikişini bu şekilde tamamlamış oldum. Çantamın görüntüsü böyle oluştu. Bir parçam daha vardı. Hatırlarsınız. Bunu da önüne cep olarak kullanacağım bu şekilde. Öncelikle burayı bir iğneyle geçeceğim. Şu ince olan deliklerin olduğu yere. Buraya hemen şuraya iğnemi batıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Yanındakine batıyorum arkadan öne doğru. Ve tekrar bu şekilde geriye geliyorum. Geri de daha önce battığım yere batıyorum. Boşluk oluşmasın diye bu şekilde. Hemen yanındakine batıyorum. Ve bir geriye geliyorum. Hemen yanındaki boşluğumu batıyorum. Bir geriye geliyorum. Bu şekilde küçük olan deliklerimi köşeye kadar tamamlıyorum. Üst kısmının dikişini bu şekilde tamamladım. Köşe noktama kadar geldim. Tekrar buradan şöyle batacağım. Ve bir geriye köşeye geleceğim. Hemen burada ölçümü bir ayarlayayım. Öncelikle ortalamam gerekiyor. Kapak kısmını aldım. Bakın. Ben bu şekilde alttan yapacağım. 2 sıra bırakıyorum alttan. Bir kenardan burada 4 santim. Diğer kenarıma da bakayım. Aynen öyle. 4 santim oluşmuş oldu. Ortalamış oldum. Bu şekilde hemen arkasına denk getirdiğim yere iğnemi batıyorum. Arkaya geçirmiş oldum iğnemi. Hemen bir alttaki deliğimin olduğu yere batıyorum. İpimi çekiyorum. Takıldı. Hemen bir geriye tekrar geliyorum. Burayı da ne dikişimi yapıyorum. Boş olan yere geçiyorum. Buraya batıyorum. Bir geriye geliyorum. Buraya dikişimi yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Ve bir geriye tekrar batıyorum. Bu şekilde bir ileri bir geri, bir ileri bir geri şeklinde bütün etrafını, bütün deliklerimi batarak cep kısmımı dikişini tamamlıyorum. Burası da boşta kalmış oluyor. Çantamı bu şekilde hazırlamış oluyor. Evet, çantam artık hazır. Bu şekilde cebimi de dikmiş oldum. Bu kenarlara
küçük çıtçıtlar ekleyeceğim. Şu an eklemedim. Bu şekilde çantamın iç kısmında. İsterseniz içine astar yapacaksınız. Küçük bir keçe kullanabilirsiniz. Buraya keserek daha sabit duracaktır. Bu şekilde çantamız artık tamamlanmış oldu. Hepinize kolaylıklar diliyorum.